Değerli spor severler, Sports TV'de canlı olarak ekranlarınıza getirdiğimiz WSF organizasyonunda önce mavi köşeden The Sniper geliyor, Umut Altınay. Sniper Umut Altınay. Şimdi rakibi geliyor kırmızı köşeden. Enes Şimşek. Evet değerli spor severler, Muay Thai kültüründe çok önemli bir yeri var. Vaykuru, yani ustaya saygı dansı diye adlandırılır. Ve bu kültürün bir parçası olan dansı sporcu arkadaşlarımız şu anda ring içerisinde gerçekleştiriyorlar. Az sonra fight kartlarla onları daha yakından tanıyor, tanıtıyor olacağız sizlere. Evet, değerli spor severler. WSF Muay Thai gecesinde önce mavi köşede 71 kilogram ağırlığında 1.80 boyunda 22 yaşında profesyonel kariyerinde 8 maç yaptı. 5'ini kazandı, 2'sinde rakiplerini nakavt etti, sadece bir kez mağlup oldu. Bugün köşesinde gerçekten müthiş bir spor kariyeri olan, aynı zamanda antrenörlüğünde de ses getiren Kerem Dinçer var. Dinçer Fight Akademi'den, onun adı Sniper diyorlar. Çünkü o Umut Altınay. Ve rakibi kırmızı köşede 71 kilogram ağırlığında 1.80 boyunda 19 yaşında Sultan Gazi Esma Spor Kulübü'nden antrenörlüğünü Abdullah Karagöz yapıyor. Enes
Şimşek. Müsabakanın ring hakemi Sayın Çetin Baysal. Sevgili izleyiciler, Sports TV ekranlarına bir kez daha hoş geldiniz. WSF Fight Night'ta gecenin ilk maçı Umut Altınay, Enes Şimşek mücadelesi. Mavi köşede Umut Altınay, kırmızı köşede Enes Şimşek yer alacak. Gecenin ilk maçı. Harika bir organizasyon, harika maçlar, müthiş eşleşmeler bizleri bekliyor. Bu gece Muay Thai'ye doyacağız değerli izleyenler. WSF Fight Night'ta. Mavi köşede Umut Altınay. Sarı eldiven. Birinci round. Beyaz şort kombinasyonuyla ringde. Kırmızı köşede Enes Şimşek. Yeşil desenli eldiven. Siyah şort kombinasyonuyla ringde. Ve gong çaldı. Gecenin ilk maçı başladı. Yanımızda Hayrullah Camadan var. Muay Thai sporunu Türkiye'de ilk tanıtan hocaların başında geliyor. Hayrullah hocam, hoş geldiniz yayınımıza. Harika bir gece, WSF Fight Night, Muay Thai gecesi. Neler diyeceksiniz? Herkese iyi seyirler diliyorum. İnşallah güzel maçlar çıkacaktır. Harika maçlar, harika eşleşmeler bizleri bekliyor. Gecenin de ilk maçı, 70 kilo mücadelesi Umut Altınay, Enes Şimşek mücadelesi. Umut Altınay, mavi köşede 22 yaşında, Tokat Erbağlı sporcu, 1.80 boyunda 70 kilo ağırlığında, lakabı Sniper. Maç çok tempolu, çok atak başladı. Enes rakibine pres uygulamıştı, Umut oradan çıktı. Ayak içine, zayıf bir low kick, şimdi spinning back fist denemesi. Enes'ten isabeti bulamadı. Umut high kick ile yukarı çıktı. Rakibini köşeye sıkıştırıp pres uygulamak istiyor. Enes oradan kaçtı. Enes'ten arka arkaya. Şimdi bir tiple rakibini itti. Rakibin içine doğru girmeye çalışıyor Enes. İki sporcu da agresif atak başladı. Mücadele oldukça tempolu. Hatırlatalım. Sarı eldiven, beyaz şort kombinasyonuyla Umut Altınay. Yeşil desenli eldiven, siyah şortla Enes Şimşek rakibini köşeye sıkıştırdı. Hakikaten birbirine denk iki sporcu. Hata seven iki sporcu. Umut şöyle bir soluyla rakibini itti. Bir middle kick karaciğere, bir middle kick daha yine karaciğere. High kickle yukarı çıkmaya çalıştı Umut Altınay. Umut'un high kick'i blokta kaldı. Enes şimdi karşı atakla Umut'a cevap vermeye çalışacak. Low kick geldi. Karşılıklı low kick'ler iki sporcudan da. Kombine yumruklarla rakibin üzerine gitti Enes Şimşek. Umut da ona cevap verdi. Umut'tan mideye bir middle kick, bir middle kick daha yine mideye. Enes low kicklerle cevap veriyor. İlk round oldukça tempolu başladı, iki sporcu köşede. Enes rakibinin üzerine gitti. Umut'un itirazları var. Karşılıklı diz darbeler, iki sporcu klinçe girdi şimdi. Hakem sporcuları ayırıyor. Hocam, maç çok tempolu ve harika başladı. İki sporcu da atak dövüşüyor ringde. Şimdi önce kendilerini kontrollü dövüşmeye çalışıyorlar. İki sporcunun da duruma göre iyi atakları değerli vardı. Antrenör arkadaşlar köşelerde sadece biraz daha klinçlere önem vermeleri lazım. Geri kalan arkadaşlar iyi bir maç oldu yani. İlk round iyi. Yere çıkın. Masalar tempolu. Rahat izleyebilmesi için sizin çekilmeniz gerekiyor. Lütfen sadece görevli arkadaşlar. Tempolu bir ilk round izledik. Çok güzel bir ilk round izledik. İki sporcu da rakibinin açığını kolladı. Atak dövüştü.
İlk roundu geride bıraktık. Umut Altınay, Enes Şimşek mücadelesinde. Umut Altınay, lakabı The Sniper. Profesyonelde 8 maçı var. 5 galibiyet. Bunların ikisi knockout'la geldi. Dinçer Fight Akademi sporcusu, antrenörü Kerem Dinçer. 3 kez Türkiye şampiyonluğu bulunuyor. 2 kez de Avrupa Kupası şampiyonluğu bulunuyor. Mavi köşede Umut Altınay, Tokat Erbağlı sporcu. Kırmızı köşede Enes Şimşek. Erzurum sporcu, 19 yaşında, 1.80 boyunda, 71 kilo ağırlığında. Profesyonelde ilk maçı Enes Şimşek'in. Sultan Gazi Esma Spor Kulübü sporcusu, antrenörlüğünü Abdullah Karagöz yapıyor. İkinci raundun başındaki sporcu da birbirlerini şöyle bir yokladı. Umut rakibini köşeye sıkıştırıp pres uygulamaya çalışıyor gövdeye. Bir middle kick'in ardından arka arkaya seri yumruklar. Umut Altınay'dan high kick'le yukarıya çıktı. Sol direkt isabeti buldu. Bir sol daha şimdi. Güçlü bir sol değildi bu. Enes orada köşede kalmıştı. Şimdi güzel bir sağ direkt izledik Enes'ten. Diziyle gövdeyi şöyle bir yokladı Enes. Umut high kick'le yukarıya çıktı. Enes low kick'le cevap verdi. Tabii ki sporcunun kondisyonlarını da tartmaları ve korumaları gerekiyor. Maçın sonları geldiğinde ayakta kalan avantaj yakalayabilir. İlk roundda iki sporcu da özellikle çok fazla efor sarf etti. Bu roundda biraz daha ilk roundda oranla. Umut daha biraz daha atak. Özellikle ikinci roundda değil mi hocam? Umut biraz daha fazla atak göründü. Zaten daha tecrübesiz, daha fazla var. Daha düzgün teknikler uyguluyor. Şu anda sizin dediğiniz gibi rakibine daha fazla diz darbesi uygulamaya başladı köşede. Tecrübesi daha fazla. Enes biraz daha savunmada kalmaya çalışıyor ama bugün işte 3. round'dan sonra devam edeceğini zannetmiyorum. Enes şimdi köşeden kaçtı. Şöyle bir sağıyla rakibini yokladı. Karşılıklı gövdeye diz darbeleri iki sporcudan da. Umut dirsekle vurabilir. Biraz tehlikeli atakları var. Bir sağ kuruşa geldi Enes'ten. Sağın ardından low kick'le kombini tamamladı Enes Şimşek. Bir sol bir sağ denedi. Umut arka arkaya. Enes şimdi rakibini köşeye sıkıştırmaya çalıştı. Karşılıklı gövdeye gelen diz darbeleri. Hakem şimdi araya girdik. Sporcuyu ayırdı. Enes clinch'i fazla bilmiyor. Umut orada daha biraz daha şanslı çünkü antrenörü Tayland'da falan eğitim görmüş bir antrenörü var. Umut'tan arka arkaya güzel saldırıklar izledik. Çok iyi bir diz geldi. Evet. Umut Altınay'dan roundun sonunda. Bu roundu bir aldı yani. Tam çeneye aldı. Çok evet. İsabetli bir vuruş geldi roundun sonunda. Bu roundda rahat bir şekilde Umut'un üstün olduğunu söyleyebiliriz değil mi hocam? Tabii tabii. Kesinlikle. Enes clinch yapamıyor. Clinch bilmediği için sıkıntı. Kafasını çok eğiyor. Yani Umut biraz daha dikkatli vurursa sakatlayabilir Enes'i yani. Yani clinch çok önemli. Muay Thai'de en önemli tekniklerin başında clinch ve bacağa atılan tekmeler geliyor. Evet. Low kickler, Umut leg kickler. Umut bunu çok fazlaca kullandı hocam. Evet. Bir de clinch'e girdiği zaman eğiyor kafasını Enes. Eğmemesi lazım. Eğdiği zaman daha fazla darbe alıyor tabii, aslında. Tabii. Sarılacak, karnını yapıştıracak ki karşı taraf ona diz atmasına izin vermeyecek yani. Ama hocası bu konuda fazla eğitmemiş onu yani. Evet, yani sporcularımız için son roundda büyük bir alkışa ihtiyacımız var. Sevgili izleyiciler, maçın 3. roundu, son roundu başlıyor. Kazananın belli olacağı round olabilir. Umut Altınay
Enes Şimşek mücadelesi. Umut şöyle bir high kickle yokladı rakibini. Round'un başında Enes sağ direkle üzerine gitti. Karşılıklı gövdeye gelen diz darbeleri. Boşa giden bir aparkat. Umut rakibini köşeye sıkıştırdı. Enes'in oradan kaçması gerekiyor. Arka arkaya diz ve dirsek darbeleri. Umut Altınay. Gördüğünüz gibi clinch yapamıyor. Sarılamıyor. Çok eğiliyor. Ve çok, şu anda saydırdı aynı zamanda. Evet, tehlikeli bir diz gelebilir kafasına yani. Çok dikkat etmesi lazım. Umut'tan hemen karşı atak geldi. Soluyla isabeti buldu. Mideye doğru diz darbesi. İsabetli diz darbeleri Umut Altınay tecrübesini ringe yansıtıyor. Bir diz darbesi daha Umut'tan. Güzel bir sol vurdu. Bir diz daha. Umut her an bir nakavt izleyebiliriz. Enes'in gardı düştü bu anlarda. Umut nakavtın kokusunu aldı. Hakem araya girdi. Hocam Umut sanki nakavtın kokusunu aldı. Evet, devam edemiyor zaten. Hem çok darbe aldı hem de çok yoruldular. Ama devam etmeye çalışıyordu. Fakat sarılmazsa olmaz. Çok eğiyor kafasını. İşte çok eğiyor. Yine aynı dediğiniz o gibi. Bırakıyor kendini yani. Umut Altınay tecrübesini ringe yansıtıyor bu anlarda. Enes oldukça yoruldu. Gardı da düştü. İkisi de yoruldular. Fakat tabii Enes biraz daha dikkat etmesi lazım. İki sporcu sarıldı birbirine. Yine arka arkaya diz darbeleri. Umut Altınay. Hakem bir kez daha sayıyor. Ve sanırım maçı bitirecek. Enes de ısrarla devam etmek istiyor. Üçüncü kez saydırdı Umut. Evet, sen spor tabanı sporcularımıza ödüllerini takip etmek üzere değerli iş insanı Sayın Serdar Ergün ve Sayın Yalçın Bulut'u ringe davet ediyoruz. Evet, mücadele sona erdi değerli izleyenler. Hakem kararıyla aldı. Hakem kararıyla kazanan Umut Altınay oldu. Üç kez saydırdı. Hakikaten hocamızın da dediği gibi tecrübesini ringe aktardı. Özellikle diz darbeleri çok etkili oldu hocam. Çok etkili oldu. Çünkü dizlerde bir sporcu boyundan yakaladığı zaman vücudunu yapıştıracak. Hiç öne eğilmeyecek. Öne eğildiği zaman karşı tarafa imkan tanıyorsun sen. İmkan tanıdığın zaman çok diz atıyorlar. O atılan dizler ve dirsek yumrukları, dirsekler suratına gelirse Allah göstermesin sakatlayabilir, yırtabilir. Yani Muay Thai'nin en önemli tekniği o. Yani clinch'leri iyi çalışmak lazım. Şu anda bana ulaştırdı. Ve şimdi sonucu aktarmak için sözü Tarık Sayın'a evet, bırakıyorum. Teşekkürler. Ali Kumral şimdi resmi olarak sonucu açıklama zamanı. Değerli spor severler, spor sevgiden canlı olarak ekranlarımıza getirmiş olduğumuz WSF Muay Thai galasında gecenin ilk karşılaşmasını hakemlerimizin 3-0'lık skor değerlendirmesiyle kazanan köşe, ona da sniper diyorlar. Mavi köşe Umut Altınay. Ve sporcularımıza değerli iş insanı Sayın Serdar Ergün Beyefendi takdim ediyor kupalarını. Güzel bir maç oldu. Kupalarımız takdim ediliyor. Enes'in biraz daha clinch'i iyi çalışması lazım. Rica edelim kendisinden. Değerli iş insanı evet, Sayın Serdar Ergün Beyefendi takdim ediyor. Ve yine katkılarından dolayı Sayın Yalçın Bulut. Güzel bir maç oldu gecenin ilk maçı. Değerli